Herkes selamlar dostlar. WebTenevar kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda Android kanadının tam anlamıyla babası olan S22 Ultra'yı inceleyeceğiz. Henüz tanıtılmamış bir cihaz ama şu anda sızan özellikleri, fiyatları sizlere aktaracağım. Şimdi lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim ve özellikleri, fiyatı nelerdir? Bunlara yakından bakalım. Şu artık kesin ki Samsung S22 ailesini 9 Şubat'ta tanıtacak. Peki bu seride belki de özellikleri, fiyatı en çok beklenen S22 Ultra bizlere neler vaat ediyor? Özellikleri neler? Bunlardan kısaca bahsetmeye başlayalım. Ama özelliklerden bahsetmeden önce şunun altını burada çizmek istiyorum. Bu telefonu almayı kafaya koyduysanız ön siparişte yakalamaya çalışın ki hem daha uygun fiyata hem de stok sorunu yaşamadan alabilmiş olun. Hani burada çip krizi meseleleri oluyor ya, örneğin S21 Fan Edition bu sebeple gecikmişti. Benden demesi. Şimdi S22 Ultra'nın beni en çok etkileyen tarafı olan tasarım kısmıyla başlayalım. Tasarım noktasında ciddi anlamda değişikliklere gidilmiş. Samsung artık Note serisini bıraktığı için, yani ayrı bir seriyi piyasaya sunmadığı için S22 Ultra ile birlikte Note esintileri de görmüş olacağız. Burada asıl amaç artık Ultra modellerini Note cihazı olarak piyasaya sunmak. Hatta burada HTC'nin cihazlarında görmeye alışık olduğumuz kamera dizilimi de sunulmuş. S22 Ultra'da 4 tane kamera mevcutken bu kameralar daha sade ve düz bir zemine konumlandırılmış. Ve bence bu da gerçekten hoş duruyor. Şöyle bir tasarımına baktığımızda siz ne dersiniz bilmiyorum ama. Telefonun tasarımından devam edecek olursak kenar çerçeveler artık daha keskin hatlarla geliyorken S serisinde ilk kez göreceğimiz S Pen desteği de bu seriyle birlikte geliyor. Daha önce aslında Note serisinde görmüş olduğumuz bu yenilik Note serisi yerine artık Ultra modelini göreceğimizde destekler nitelikte. Ayrıca cihazın yine cam arka kapak ve alüminyum kasa ile birlikte geldiğini hatırlatalım. Bu arada şuna bir parantez açmak istiyorum. Cam arka kapak artık S serisinin tamamında geliyor. Yani sadece Ultra modelinde yer almayacak. Burada bir yenilik daha var ki renk opsiyonu olarak artık kırmızı seçeneği de Samsung bizlere sunmuş. Cihazın bir de ekran tarafına bakacak olursak Samsung gerçekten ekran işinin piri abi. Kim ne derse desin. Apple gibi büyük bir rakibine ekran satmış bir firma olarak Samsung öncelikle 120 Hz ekran. Bakın 120 Hz ekran. Buradan Apple yetkililerine sesleniyorum. Artık bunlar normal şeyler. Neyse S22 Ultra'da 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.8 inç büyüklüğünde LTPO 2.0 Dynamic AMOLED QHD Plus dediğimiz 2K çözünürlüğünde bir panel bizlere sunulmuş. Burada Dynamic AMOLED 2.0'ın şöyle bir avantajı bulunuyor ki 1 Hz ile 120 Hz arasında performans sunması. Bu ne demek oluyor? Örneğin özellikle sürekli açık ekran gibi durumlarda 1 Hz gibi bir performans sunacak ki bu da batarya ömrü açısından önemli bir nokta olacak. Yine bu ekran HDR10 Plus, Dolby Vision gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Bunlar da artı özellikleri. Ekran korumasında ise Corning Gorilla Glass Victus tercih edilmiş. Ayrıca tasarım noktasının ekran tarafında kullanım deneyiminizi önemli ölçüde etkileyecek olan ekran çerçeveleri de neredeyse yok denecek kadar az. Bu da tam ekran deneyimi sunuyor. Ekran konusunda Samsung yine Samsung'luğunu yapmış desek yanlış olmaz. Bu arada kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi devam edelim. Cihazın şimdi de donanımsal özelliklerine bakalım. İşlemci olarak pazarlara göre değişiklik gösterecek olan Galaxy S22 Ultra, Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200 işlemcileriyle birlikte satışa çıkacak. Ülkemize ne yazık ki ilk etapta Exynos 2200 işlemcili modeller gelecek olup Snapdragon'lu modeller ise diğer ülkelerde satışa çıkacak. Ama Exynos 2200'de şöyle bir farktan bahsedebiliriz. Samsung AMD ile birlikte çalışarak Exynos 2200 işlemcisini ortaya çıkardı. Yani Exynos 2200 AMD RDNA 2 mimarisine sahip. Böylece kendi grafiklerini AMD üzerinden kullanacak. Yani burada ne olursa olsun Snapdragon Exynos işlemcisine göre bir adım önde. Tabi cihazın ülkemize gelmesiyle ve test edilmesiyle birlikte bunlar daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. RAM tarafında 8 ve 12 GB'lık seçenekler bulunuyorken depolama alanı tarafında ise 128, 256 ve 512 GB'lık opsiyonlar sunulmuş. Burada Apple'dan sonra 1 TB'lık seçenek de sunulur mu diye bekliyordum ki maalesef fiyatlar bunu engelliyor. Cihazın kamera kanadına baktığımızda ise ciddi iyileştirmeler var. Çünkü S22 Ultra 108 megapiksellik ana sensör, 12 megapiksellik 120 derece geniş açılı sensör ve 2 adet de 10 megapiksellik telefoto sensörle birlikte geliyor. 4K
video çekimlerinde OIS desteği sunuyorken özellikle gece çekimlerinde ben açıkçası üst düzey performanslar bekliyorum. Bunu neden bu şekilde söylüyorum? 108 megapiksellik bu sensör bunu kesinlikle destekler nitelikte. Ön tarafta ise 40 megapiksellik EIS desteği bulunan bir kamera tercih edilmişken yine bu kamerada 4K 60fps'lik videolarda çekebilecek. Kamera konusuna şöyle baktığımızda aslında Samsung yine oldukça iddialı ama sosyal medyadaki paylaşımlar konusunda da umarım iyileştirmelere gidilmiştir. Çünkü biliyorsunuz Android kanadında bir fotoğraf veya video çektiğinizde ve galeriye girip buna baktığınızda üst düzey kalitede olduğunu görüyorsunuz. Ama iş bu görüntüyü sosyal medyada paylaşım konusuna gelince öyle olmuyor. Bu noktada da Samsung kanadı iyileştirmelere gitmiştir diye ümit ediyorum. S22 Ultra'da batarya tarafında ise 5000 mAh'lik kapasite sunulmuşken 45 Watt'lık hızlı şarj ve 25 Watt'lık da kablosuz şarj desteği bekleniyor. Kutu içeriğinde de ne yazık ki adaptör çıkmıyor. Yine kablosuz bağlantılar tarafında ise bu teknolojilerin en güncel halleri olan Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğiyle birlikte geliyor. Yine cihazda 5G ve NFC desteği de bulunacak. S Pen konusunda da gelişmeler bekliyoruz. S Pen kutu içeriğinden sadece S22 Ultra modelinde çıkacak. Yine bu kalemde eski Note serilerinde olduğu gibi cihazın içerisine takılabilecek. Gelelim S22 Ultra'nın en çok merak edilen noktası olan fiyat tarafına. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan modelin fiyatı 1249. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan modeldeki fiyat ise 1349. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan modelde ise fiyat 1449 euro olacak. Yani güncel kurları göz önüne aldığımızda S22 Ultra'nın başlangıç fiyatı 20.000 liranın altında olmayacak. En iyi ihtimalle başlangıç fiyatı 17-18 bin lira olacaktır diye tahmin ediyorum. En pahalı model ise 40 bin liralardan başlayacak ki biz Apple'a laf ediyorduk. Samsung kanadında da bu şekilde olması gerçekten üzücü. Peki bu fiyatlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz diye sorsam mı ya da ben bunu sormayayım? S22 Ultra hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Bu arada kısaca araya girip önemli bir şeyden bahsedeceğim. Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Bugün size Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. Monster Notebook sadece oyun bilgisayarı mı üretir? İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın. Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar var. Monster Notebook'ta ömür boyu ücret bakım garantisi olduğunda biliyor muydunuz? Monster Notebook satın alımdan sonra da desteğini hiçbir zaman kesmiyor. Bilgisayarınızın ilk günkü performansını korumak için bakımını ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alıyor. Bu servis kapsamında senede 2 defa bilgisayarınızın bakımı yapılması için Monster Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz bir şekilde kargolayabilirsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyip satın alabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, videoyu kapatırken kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Bu türde videolardan da haberdar olabilmek için bildirimleri de açmayı unutmayın. Benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.